Evet, merhaba arkadaşlar. İngilizce derslerimize devam ediyoruz. Öncelikle bazı cümle yapıları nasıl kurulur, kelimelerin görevleri nelerdir, işte isim, sıfat, zarf veya edatlar veya diğer kelimeler, bunları anlattık. Ondan sonra bir cümle nasıl kuruluyor, kelimeler yerlerini nasıl alıyor, bunları gösterdik. Ondan sonra geldik zamanlarda çekimleri anlattık. Durum ve eylem cümlelerinde çekimler yaptık. Dedik ki zamanlar yetmez, bir de bunlara bazı anlamlar katabilmek için modullar vardır. Modullarla ilgili dersleri işledik. Ondan sonra yavaş yavaş da bu aralarda sizlere bazı kelimeleri de iyice empoze edebilmeniz, böyle kendinizin hafızanıza yerleştirebilmeniz amacıyla da vermeye devam ettik. Şimdi bu derste, tabii çok video daha var, bunları mutlaka takip edin. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde şunu yapacağız. Şimdi sıfat dedik, değil mi? Yani bu sıfatlarla ilgili bazı özellikleri kullanacağımızı söyledik. Mesela kız isimdir. Güzel kız, orada güzel sıfattır. Neyi niteliyor? Niteler çünkü. Kızı niteliyor. Kızın bir özelliğini anlatıyor. Güzel olduğunu anlatıyor. Veya diyelim ki ugly girl, çirkin kız, ugly. Veya awful cake, awful, iğrenç kek, çok kötü kek. Kekten bahsediyoruz, bildiğiniz yemekten bahsediyoruz. Veya handsome man, yakışıklı adam. Buradaki man isim. Niye? O kişiyi anlatıyor çünkü. Bir somut bir şeyin yerini tutuyor. Soyut bir şey de olabilir bu ama oradaki handsome, yakışıklı, oradaki man'in nasıl olduğunu bize tarif ediyor. İşte bu kelimelere biz sıfatlar diyoruz. Ve sıfatlarda belli başlı özellikleri şimdi sizlerle kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi İlk anlatacağımız şey linking verb dediğimiz ilgi eylemi yapıları. Şimdi cümlede yapıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada özne bir linking verb alır, ilgi eylemi. Ondan sonra bu ilgi eylemine bir de sıfat eklenir. Yani burada bu kalıpla bir cümle kurduğunuzda nasıl bir anlam taşıyor, neler yapıyor, onlara bir bakacağız şimdi. Açıklamamız zaten ne dedik? Mevcut bir durumdaki değişiklik sürecini gösterir ve sonra sıfat alır. Unutmayın. Linking verb'ler sıfat alır. Belli başlı linking verb'ler nelerdir? Become, remain, be, die, emerge, keep, lie, find, come, fall, get, go, grow, turn, run, wear. Tabi bunların sayıları arttırılabilir ama bunların belli başlıları ve ilk etapta aklına gelip kullanılan linking verb yapıları bunlardır. Aslında bildiğiniz verb yani fiil ama linking verb yani özneyle sıfatı bağlayan verb. Biz bunu bu şekilde anlatıyoruz. Sıfatı bu özneye bağlayan verb yapısı. Bu bir kalıp. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Bakın. Past tense bir örnek bu. She became old. Old sıfattır. Yaşlı demek. She bildiğiniz gibi zaten pronoun onun yerini tutuyor. Ayşe, Fatma, Serap, Meral her neyse. Became de past tense haliyle gelmiş. Become, became. She became old. Demek ki past tense'de. Become old, yaşlanır. Became old, yaşlandı. O yaşlandı. Bakın, oldu sıfatı özneye bağladı. Bunları standart yapılar olarak aklınıza yazabilirsiniz. Mesela, the situation became difficult. Bakın, durum zorlaştı. Zor hale geldi. Difficult, sıfat, became. Bunu tabii değişik tenslerle yapabilirsiniz. Mesela the situation will become difficult. Durum zorlaşacak. Değiştirebilirsiniz. Problem değil. Önemli olan nokta buradaki linking verb'lerle sıfatların kullandığımızı ve bu sıfatı özneye bağladığımızı bilmeniz. Bu örnekleri kendinizde çoğaltabilirsiniz ama ben size belli başlı örnekler verdim. Bakın. Get tired. Get nerede? Burada get var. Get'i kullanabiliyoruz. I am getting. Bir şey oluyor bana değil mi? Ne oluyor? Tired. Tired yorgun demektir, sıfattır. I am getting tired. Yoruluyorum. Veya I will get tired. Yorulacağım. Yani tenslere göre de çekim yapabilirsiniz. Altta işte burada yazdım. I will get tired. Yorulacağım. Yorgun olacağım. Hungry. Aç demektir.
get got halini alıyor burada. Tabii get got got üçüncü hali çünkü have got, yani present perfect tense kullanmış. Niye? Bu I have got hungry dediği zaman acıktım diyor. Yani bir saat öncesi, iki saat öncesinden başlamış açlığı, şu anda hala bir şey yememiş, acıkmış tabii ki. Dolayısıyla günümüzü etkiliyor. Unutmayın present perfect'i. I have got hungry. Acıktım. I have got very hungry. Çok acıktım. Yani linking verb ile sıfat arasında bunu güçlendirici, yoğunluğunu arttırıcı herhangi bir kelime daha kullanabilirsiniz. Sıfat görevi olacak tabii. Very de sıfat biliyorsunuz. Sayı sıfatı gibi düşünebilirsiniz. I have got very hungry. Çok acıktım. The room got quiet. Quiet sessiz demektir. Got quiet sessiz oldu. Sessizleşti. When he came. O geldiğinde, o gelince oda sessizleşti. Burada da böyle when'li cümleleri hatırlayın. Zaman uyumuna dikkat etmeniz lazım. Burası present olduğunda burası past olmaz. Eğer burada past kullanacaksam burada gene past kullanmam veya past perfect kullanmam gerekiyor. Geçmişten önce geçmiş. Neyse, o konuyu zaten tenslerde işlemiştik. The room got quiet when he came. O gelince o da sessizleşti arkadaşlar. Evet, bakalım havaya ne olmuş? The weather is getting cold. Get cold'u almış. Bakın get burada cold'u almış. Soğuk demek cold, sıfat. The weather is getting cold. Hava soğuyor. The weather will be get cold veya will get cold diyelim, daha doğru olacaktır. The weather will get cold. Hava soğuyacak. He felt asleep. Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bu doğrusu bu. Asleep arkadaşlar uykulu demektir. Unutmayın bunu. Fell anlamından geliyor burada. Fall, fell. Fall, felt. Yani düşmek. He felt düştü asleep. Uyuyakaldı, uykuya düştü. Yani bu asleep halini he'ye monte eden bir linking verb. He felt asleep. The leaves, yani yapraklar are turning yellow. Bak turn ediyor. Neye? Yellow'a. Neden? Green'den. Değil mi? The leaves are turning. Yapraklar dönüyor. Neye? Yellow'a. Yapraklar sarıya dönüyor. Bunu gene zaman olarak farklı bir zamanda da yaptık. The leaves turned yellow. Yapraklar sarıya döndü. Past tense'de. Peki. Foods. Yiyecekler. Go bad. Çoğul olduğu için tekil, daha doğrusu s almadan bir fiil kullandık. Go'yu kullandık. The foods go bad very quickly in hot weather. Buradaki hot da weather'ı niteleyen bir sıfat ama konumuzda aslında burada go'nun aldığı bad var. Yani bad'i food'a bağlıyoruz burada linking verb'lerle. Yiyecekler sıcak havada çok çabuk bozulur. The weather will stay fine tomorrow. Hava yarın güzel olacak. Aslında burada güzel kalacak falan diyebilirsiniz. Veya şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Yukarıdaki be'yi kullanalım burada. Bakın burada be kullandım. Burada be vermiştim ya. Will be fine. Fine, iyi, hoş, güzel demektir arkadaşlar. The weather will be fine tomorrow. Hava yarın güzel olacak. Patience ise isim olarak sabır, tolerans demektir. My patience, we'yi kullanıyoruz şimdi burada. Wore thin. İkinci hali. Sabrım tükendi. Veya bunu şimdiki zamanda yapalım. My patience is wearing thin. Sabrım tükeniyor. Watch out. Dikkatli ol. Our local river, bölgemizin nehri, run dry. Run'ı kullandık. Run dry. Dry kuru demektir. Run dry kuruyor demektir. Bölgemizin nehri kurudu. Buradaki run past tense. Evet, bu şekilde linking verb'leri kullandığımızı öğrendiniz. Herhangi bir sıfat seçerek bu kelimelerle sizler de bu tarz cümleler kurabilir ve biraz daha böyle melekenizi geliştirebilirsiniz. Bazı sıfatlar sadece ismin önüne gelir arkadaşlar. Tek başına kullanamazsınız. Yani diyorsunuz ya işte he is handsome man. O yakışıklı adam. Tamam, güzel. Veya şöyle diyebilir miyim ben? He is handsome. Hani bir cümle yapısını anlattığımızda ne demiştik? Subject, to be artı sıfat veya sıfat artı isim demiştik ya. İşte oradaki kurala bir hatırlama yapalım burada. Burada bunlar kesinlikle ve kesinlikle tek başlarına sıfat olarak kullanılamazlar. Önlerinde, yani kendilerinden sonra niteledikleri bir mutlaka isim gelmeli. Bunlarda bazı özellikle belli başlı kelimeler var. Chief,
elder, eldest, former, indoor, inner, main, only, outdoor, outer, principal ve upper kelimelerini özellikle çok kullanıyoruz. Bunların neymiş? Arkasına mutlak ve mutlak isim gelmeli. Örnek yapalım. This is the main entrance. Burası ana giriştir. Main ana demektir arkadaşlar buradaki. This is the main. Hayır, kullanmıyoruz. Yani tek başına bu şekilde kullanmıyoruz. He is the chief cooker. O baş aşçıdır. Güzel. Chief cooker isim gelmiş. Chief onu nitelemiş. Tamam. Ama he is the chief. Hayır. Bunun yerine ne kullanır biliyor musunuz? He is the master dersiniz mesela. O kullanılır. Problem yok. Murat is an elder man. Murat yaşlı bir adamdır. Ama Murat is an elder. Hayır. Kullanmıyoruz. Sibel is my former wife. Sibel benim önceki eşimdir. Sibel is former. Hayır. Kullanmıyoruz. Former da burada. That is the outer door. O dış kapıdır. That is the outer. Kullanmıyoruz. Çarpıları görüyorsunuz. My apartment is at upper floor. Benim dairem üst kattadır. Güzel ama my apartment is at upper veya is upper kesinlikle kullanmıyoruz. Bu listeyi öğrenin ve bunlardan sonra kesinlikle ve kesinlikle isim kullanmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Sıfatlarla ilgili başka bir konuya geçelim. Bazı sıfatların ise kesinlikle ismin önünde kullanılmazlar. Bak demin ne dedik? Bunlar mutlaka ismin önünde kullanılır. Tek başlarına kullanılmaz. Ama bazı sıfatlarda mutlaka tek başlarına kullanılır. Yani bunun da herhangi bir ismin önüne gelerek onun niteleme durumu yoktur. Ne bunlar? Bunlar gene bu şekilde aklınızda kalabilir arkadaşlar. Afraid, alike, alive, alone, ashamed, asleep, content, glad ve ill. Bunları kesinlikle bir ismin önüne getirerek kullanmıyoruz. Tek başlarına kullanabiliyoruz. I'm afraid. Korkarım ki. Güzel. Ama she's afraid woman. Hayır. Kullanmıyoruz. The girl was left alone. Kız yalnız kaldı. The alone girl. Hayır. Kullanmıyoruz. Alone girl'ün önüne gelmiyor. You and him are alike. Sen ve o benzersiniz. You and him are alike men. Siz benzer adamlarsınız. Hayır, kullanmıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Serap is ill. Tamam. Serap is my ill student. Serap benim hasta öğrencimdir. Asla kullanmıyoruz. Yani bu liste bir ismin önüne gelerek onu nitelemiyor. Afraid man, alike girls, alive snake, canlı sinek, yani canlı yılan, alone woman, ashamed boy, utanmış oğlan, asleep dog, content speech, girls, ill man. Bunları asla kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet, sıfatlarla ilgili bu listeyi de bakın, bu liste mutlaka ismin önüne gelenler sıfatlardaki, yani öğreneceğiniz her sıfat için geçerli bu. O sıfatlardan bu listedekiler mutlaka ismin önünde kullanılıyor, tek başlarına kullanılmıyor. Ama bu liste kesinlikle ve kesinlikle bir ismin önünde kullanılmıyor. Şimdi bir konuyu daha aktaralım. Bu hoşunuza gidecek bir konudur. Ad öbeği olarak sıfat kullanmak. Bazı sıfatların önlerine dık alarak benzer insan, canlı, cansız toplulukları veya milliyetlerin anlamını verir. Onu bir kere size burada hemen anlatmış olalım. Peki nasıl yapıyor bunu? Hemen şöyle bir inceleyelim. The sıfatın önüne geldiğinde bakalım neler oluyor. Kalıbımız bu. Blind neydi? Kör ama gözleri görmeyen. The blind dediğimizde körler, kör insanlar. Yani the blind are in dangerous. Kör insanlar tehlikededirler. Ne oldu? Çoğul oldu. The blind tüm körleri, yani gözlerinde sorun olan herkese anlatan bir yapıya dönüştü. The blind. Aslında the blind'in anlamı şu: blind people. Açtığınız zaman blind people anlamını burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları bir şöyle örneklerle yapalım. Bakın, deaf, deaf, sağır demektir. The deaf, sağırlar. Poor, poor, fakir demektir. The poor, fakirler. Rich, rich, zengin demektir. The rich, zenginler.
Gördünüz mü? Rich tek başına zengin ama the rich zenginleri anlatıyor. Çoğul oluyor hemen. Old, yaşlı. The old, yaşlılar. Sick, hasta. The sick, hastalar. Brave, cesur. Braveheart'tan gelsin aklınıza. Mel Gibson filmi. The brave, cesurlar. Young, genç. The young, gençler. Wealthy, varlıklı, zengin. The wealthy, varlıklılar. Dikkat edin, bakın wealthies, braves falan böyle esmes koymuyoruz. Direkt böyle sıfatla kullandığımızda, çünkü bu zaten isim değil, sıfatla kullandığımızda hemen çoğul hale dönüyor. Injured, injured, yaralı. The injured, yaralılar. Dead, dead, ölü. The dead, ölüler. Walking dead, biliyorsunuz. Living, yaşayan. The living, yaşayanlar. Unemployed, işsiz. The unemployed, işsizler. Strong, güçlü. The strong, güçlüler. Weak, zayıf. The weak, zayıflar. Homeless, evsiz. The homeless, evsizler. Evil, kötü, şeytan. The evil, kötüler, şeytanlar. Bunu her sıfat için geçerli mi hocam? Genel olarak her sıfatta bunu kullanıyoruz. Bazı özel sıfatlarımız var. Onları da hemen sağ tarafta şöyle bir bakalım. Bakın, milliyetler. French, Fransız demektir. Bakın, France değil. France isimdir, Fransa demektir. Burada French diyoruz. Fransız demektir. Biz bunu the French diye buradaki gibi Fransızlar olarak kullanabiliyoruz. Deutsch, Deutsch, Almanlar. The Deutsch, Almanlar. Aynı şekilde kullandık. Irish, Irish. The Irish, İrlandalılar. Kullandık. Problem yok. İstisnalara buraya geleceğim. Irish, the Irish. İrlandalı, İrlandalılar. Spanish, Spanish, İspanyol. The Spanish, İspanyollar. English, English, İngiliz. The English, İngilizler. Swiss, Swiss, İsviçreli. The Swiss, İsviçreliler. Gene S yok arkadaşlar. Sakın ha, çoğuldaki koymuyoruz. Neden? Çünkü bunlar zaten sıfat. British, British, İngiliz. The British, İngilizler. Peki, buradan farklı yapılar var mı? Buradaki listeye bakalım. Bunlar da S alırlar. Diğerleri gibi değildir. Bunlar S alır, çoğul hale gelirler. The Turks, the Turks, Türkler. The Americans, the Americans, Amerikalılar. The Russians, the Russians, Ruslar. Russian, the Russians. The Germans, the Germans, Almanlar. The Belgians, the Belgians, Belçikalılar. The Italians, the Italians, İtalyanlar. The Arabs, the Arabs, Araplar. The Swedes, the Swedes, İsveçliler. The Austrians, the Austrians, Avusturyalılar. Hepsi S aldı. Bunlar ne oldu? Çoğul oldu. İstisna var. Burada Japon ve Japonya ve Çin için geçerli. The Japanese, Japonlar demek. Burada the Chinese, Çinliler demek. Bu da S değil. ESE ekini aldı. Bunlar sıfatların sizlerin bilmeniz gereken belli başlı özellikleri. Daha yansılarımız devam edecek ama bu listeleri rahatlıkla, hani ezberleyin demiyorum ama yerinde ve zamanında kullanarak lütfen aklınıza yerleştirin. Bu verdiğim listelerden daha birçoğu var ama şu verdiğim listeleri öğreneceksiniz. Bu liste ve şu liste, linking verb'ler ve buradaki önüne isim almayan kelimeler, bunları mutlaka öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar aklınızda kalsın ve dersi lütfen sık sık tekrar edin. Şimdi dersimize bir ara vereceğiz. Bir sonraki videoda sıfatlarla ilgili birçok konuya devam edeceğiz. Ama lütfen anlattığım konuları sık sık tekrarlayarak kendinizi geliştirin. Örnekler yapın. Sorularınız varsa lütfen kalıcı yorumlara bırakın. Ve eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Ben çünkü herkese açıyorum videolarımı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.